Ama bakın Allah mehdiyet olmazsa neler olacağını da insanlara göstertiyor. Evet. Yani buradaki hikmet bu. Mesela bak Kudüs mehdiyete ne gerek var diyorlardı. İşte zaten biz anlaşıyoruz, konuşuyoruz. İşte İsrail'e bir höt deriz, bu konu biter gibisinden. Yani İsrail höt'le hareket etmez. Hiçbir ülke yani höt'ten hareket etmez. Evet. İran da höt'le hareket etmiyor yani, değil mi? Tabii. Yani öyle kabadayla hiçbir ülke gelmez. Kabadayla hizaya gelen ben kimse görmüyorum yani, öyle bir olay olmaz. Dolayısıyla ilk yapılacak şey Filistin'deki kardeşlerimizin, Mısır'daki, Pakistan'daki, Ürdün'deki kardeşlerimizin, yani bu konudan rahatsız olan herkesin tek isteyeceği şey bunun ana çözümünü istemektir. Evet. Şimdi diyorlar ki Harap Sinagog hakkında görüşlerini açıklayın. Kardeşim sinagog açılıyorsa açsın. Sinagoglar zaten Kur'an'da garanti altına alınmıştır. Sinagogun açılmasında ne var yani? Niçin açılmasın? Onlar da o zaman cami açmasın der. Olur mu öyle şey? Tabii ki. Sinagog açacak. Konu o değil. Mescid-i Aksa tehlikede diye çırpınıyor Filistinli gruplar. Kardeşim Mescid-i Aksa bütün İslam aleminin üzerine farz olan bir konu vardır. İslam birliği. Bakın farz-ı ayındır bu. Ya büyük bir hükümdür. Allah'ın önemli bir hükmüdür. Müslümanların birleşmesi. Bunu hiç hükmüne koyup orada işte Harap Sinagogu nasıl açılır dersek bu olmaz. Orada yapılacak ilk Allah'ın emrini yerine getirmesi de bak. Türk İslam Birliği'nin oluşması farzdır. Allah'ın emridir. Müslümanların parçalanması haramdır. Bir kere bu haramı ortadan kaldıralım. Harama giriyor her gün Müslümanlar. Değil mi? Ve bu farzı yerine getirelim. Türk İslam Birliği oluşsun. Ya Türk İslam Birliği oluştuğunda böyle bir olay nasıl olsun ya? Mümkün değil. Çok. Yani bunu gündeme getirmeye gerek kalır mı o zaman Türk İslam Birliği olsa? Tabii. Ya Müslümanlar başında bir kişi olsa, değil mi? Filistin'de ne yapar? Gider, selamun aleyküm, aleyküm selam. Gider İsraillilere bir sarılır. Siz bizim tebaamızsınız, kardeşimizsiniz. Yedi emanımızdasınız. Açın sınırları der, şöyle bir güzel yıkarım şu duvarları falan der. Gezin istediğiniz gibi, her yer sizin der yani. Allah'ın izniyle. Ta Nil'den Fırat'a diyor ya. Fırat'ın da ötesine gidin. Nereye gidiyorsanız gidin dersiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz yere ticaret yapın, yerleşin, evlenin. Düğününüzü yapın, ne yapıyorsanız yapın. Size bir yasak yok. Yedi emanındasınız tabii. Müslümanların. Değil mi? Tabii ki inşallah. Güzel hala oraya efendim Mescid-i Aksa'nın bitişinde arka tarafta geniş bir arazi var. Arsa var. Ben göstermiştim. Oraya Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın mescidini güzel hala bir kuralım. Üç bölümlü. Bir bölümü Hristiyanlara, bir bölümü Müslümanlara, bir bölümü Musevilere. Böyle dev bir yapı Allah'ın izniyle. Mükemmel. Orijinalinin aynısı. Değil mi? İnşallah. Müslümanlar garantör olurlar. İstedikleri gibi yaşarlar kardeş. Bereket, bolluk, huzur içerisinde. Konu biter. Tabii inşallah. Bu tam bir kör açmaz. Yani tam kör açmaz. Evet. Bunun sonu felaket olur normalde. Allah eskisi. Bak İsrail içinde felaket olur. Filistin içinde felaket olur. Ürdün için de felaket olur, Mısır için de felaket olur. Başka bir şey olmaz. Yani çünkü Allah'ın gazabını çekecek bir durum var. İttihat istenmiyor. Türk İslam Birliği istenmiyor. Ağzını alamıyorlar yani. Kardeşim bu yüzyılda ya Rabbi Türk İslam Birliği'ni bize nasip et diyecek adamlar. Bu kadar başka bir şey yok. Ya şu dua ne kadar vakit alıyor? Ya Rabbi bize bu yüzyılda Türk İslam Birliği'ni hakim et. Hemen olsun diyecek. Bu kadar. Şu dua insan ne kadar vaktini alır? Bakın bunu bütün Müslümanlar desin, bir kere desinler, İslam hakim olacak diyorum, bir kere desinler. Diyemiyorlar. Bütün Müslümanlar istiyor mu peki bunu? İşte bu, burada bir acayiplik var. Ya mesela gazetelere bakıyorum, kahrolsun İsrail, işte yine İsrail kudurdu, şu bu falan. Peki senin Türkistan Birliği'ni istememen ne anlama geliyor? Hadi onu kudurduğunu kabul edelim de, senin yani böyle derin bir harama girmen, büyük bir harama girmenin hükmü ne? Böyle Allah'ın hükmünü yapmamanın açıklaması ne? Değil mi? Onu niye başlık yapmıyorsun?
Ya ne dilin mi kopar da ya bunu çözüm? Filistin'in, İsrail'in kurtuluşu, bütün bölgenin kurtuluşu Türkistan Birliği'ndendir. Allah'ın bereketli, nurlu sistemi olmadan bunlar kurtulamaz diyeceksin. Evet. İslam ahlakı oluşmadan, İslam ahlakı bölgeye hakim olmadan bulamaz diyeceksin. Tank taşlamaktan İsrail askerlere onlar taş atıyor, onlar da onlara bomba atıyorlar, onlara mermi atıyor. Bu bir kör açmaz bu. Evet. Tam anlamıyla kör açmaz. Ya kör düğüm olmuş. Ve hiçbir netice olmaz. Bunun sonucunda Filistinli yüzlerce sakat insan var. Kimi kör olmuş, kimi topal olmuş, kimi sakat olmuş. İsrail askerlerin kiminin işte orası burasını kırıyorlar, ağzını burnunu kırıyorlar. Herkes huzursuz, Filistin huzursuz, İsrailler huzursuz. Onlar ölüm korkusu içinde yaşıyor, onlar ölüm korkusu içerisinde yaşıyorlar. Bakın Allah'ın çözümüne kimse yanaşmıyor. Yani kimse yanaşmıyor derken çoğunluk anlamında diyorum. Yoksa milyonlarca Müslüman var bunu isteyen. Ama çoğunluk anlamında yanaşmıyorlar. Müslümanların ısrarla bunun üstüne durması lazım. Bu konusunda durması lazım. Hocam güven sorunu da var biraz. Karşılıklı birbirine güven. Ya şimdi bak nasıl güveneceğiz? Evet, ben Musevilere görüştüm. Buraya geldiler. Evet. Geçen günler de geldiler de biz daha yayınlamadık, konuştuk. Onlar Türk İslam Birliği'nin bölgenin yönetmesini istiyor. Yönetin diyorlar. Yeter ki biz rahat olalım. Yani güven içinde yaşayalım. Değil mi? Bizim bir devletimiz de olsun orada. Rahat huzur içinde yaşayalım. Türk İslam Birliği de bölgeye hakim olsun, huzuru sağlasın diyorlar adamlar. Yani hayır diyen yok. Ya gayet açık sözlere ve diyorlar bakın Mesih de geldi biz farkındayız diyorlar. Yani bahsedilemez. Onların inançlarına göre de başka vakit yok zaten. Evet. Mesih geldi. Bakın onların sayısı da az. Yani İsrail devletini etki edecek kadar değil sayıları. Yani o kadar değil. Onlar da bir kere birlik ve beraber olmaları gerekiyor. Yani Musevilerin de ittifak etmesi gerekir. Mesihiyet konusunda, Mehdiyet konusunda ittifak etmeleri lazım. Ve Türk İslam Birliği'nin oluşması için var güçlerine gayret etmeleri gerekiyor. Kardeşim istedikleri hürriyet değil mi? Söz bir, Allah bir. Bu sağlanacak inşallah. Bereket bolluk mu? En fazlasıyla olur. İnşallah. Tüyüne kılına kimsenin zarar gelmez. İnşallah. Ya bir Filistin'de bir ferahlar, çocuklar mahvoldular orada ya. Evet. O kız çocuklar falan yani yazık bak mesela bugün yine baktım. Başörtülü falan, beyaz başörtülü falan. Sokaklarda kız çocukları. Polis onları kovalıyor. Onlar onları kovalıyor. Yani İsrail diken üstünde oturuyor. Her yerde kontrol noktaları, dedektörler, işte bomba adam girecek mi? İşte bir yerimi havaya uçuracaklar. Ya şu dehşete ne gerek var kardeşim ya? Kaldırın desin bu dedektörü, redaktör müdür nedir? Ne varsa kaldı değil mi? Ne gerek ya o sınır kapılarında falan doluşmuşlar, aletler, edevatlar falan. Biz garanti veriyoruz kardeşim. Kimsenin kılına zarar gelmeyecek dersiniz. Değil mi? Sök aç şu kapıları dersin. Yıkın şu duvarları. İstediğiniz gibi yaşayın. Bu kadar basit. Evet. Inşallah. Basit demeyeyim Allah affetsin. Bu kadar açık. Süleyman Mescidini Musevilerin istemesi gayet güzel ya. Yani Hazreti Süleyman devrinden kalma bir mescidin olmasını, bir Müslümanın istemesi zaten şarttır. Evet. Mesela Hazreti İbrahim'in mübarek kabri şerifi var. Bakımsız. Ya yık oradaki bir evleri falan bir açın, bir ferahlatın, böyle bağlık, bahçelik yapalım. Yanına gire bir mescit, değil mi? Böyle dev bir mescit, güzel. Ben Müslüman Hristiyanlar düşünmüyorum. Onlara da mescidin bir bölümünü Hristiyanlara, bir bölümünü Müslümanlara, bir bölümünü değil mi? Musevilere. Herkes güzel ibadet etsin, kardeş olsunlar. Dostluk, güven içinde yaşasınlar. Allah'ın böyle bir kolaylık göstermesi varken bunu görmezlikten geldim mi tam bir kör açmaz olur. Mesela bak çok telaşlıydı buraya gelen Museviler de. Yani savaş olacak olan. Mesela Allah muhafaza diyor bir atom bombası atılsa İsrail zaten küçücük yer diyorlar yani ufacık bir ülke. Yok olur diyorlar yani Allah vermesin diyorlar. Doğru yani niye peygamber neslini yok olsun? Yani böyle bir şey zaten olmaz. Tabii. Buna kimseye de müsaade etmeyiz. Evvelallah, Allah'ın izniyle.
Ama ne Müslümanın kılı nazara gidittiririz, ne Musevi'nin, ne Hristiyan'ın inşallah.